Ülkemizde alternatif tıp olarak biliniyor fakat gerekli detaylı bilgileri henüz Türk halkı, Türkiye pek bilmiyor. Bu konuda bilgiler almak üzere Doktor Svetlana'nın yanındayız. Merhaba. Merhaba. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Tamam. Ben Doktor Svetlana. Kendimi pratisyenim. Şu anda 7 sene akupunktur ve skener tedavi uzmanı olarak çalışıyorum. Ve bu bilgi özellikle skener tedavi bilgi özellikle Rusya'da alıyorum. Bu alet adı skener oluyor. Skener açıklama size yapayım. Self kontrol eden energo-neuro-adaptif regülatör. Her kelimede baş harfleri almışlar ve bu kelime oldu. İlk aletleri 25 sene önce Rusya'da çıkmaya başladı ve özellikle kosmonotları için. Çünkü onları uzaya gidiyorlar ve orada uzun doktorsuz kalmaya kalıyorlar ve tabii öyle bir non-invaziv tedavi gibi kullanmışlar. Çünkü hareketsiz olunca ayak ağrısı olabilir, kol ağrısı olabilir. Onları kendi kendine destek vermişler. Sonra ne zaman komünizm kırılmış, bizim doktorları merak etmeye başladı. Bu nasıl acaba, bir rahatsızlık olunca skenerle çalışıyorsun ve gerçekten çok büyük bir destek ve rahatlama oluyor. O zaman yeni bir tedavi çıktı, skener tedavi. Şu anda en az 50 ülke dünyada bu tedavi kullanıyor. Mesela Moskova'da ve İngiltere'de skener akademisi var. Orada uğraşan bu tedavili doktorlar uzmanlık ve lisans alıyorlar ve skener tedavi uzman oluyor. Bu aletleri iki çeşit var. Bir çeşit profesyonel alet doktorları için, benim elimde görüyorsunuz ve şunu da. Ve ikinci çeşit bu amatör aletler. Bütün insan bu kendimi destek vermek için kullanabilir bu ufak aletleri. Bu alet vücuda manyetik akım veriyor ve iki türlü vücuda etki ediyor. Birinci türlü bu alet cildi üstünde impedans yakalıyor. Impedans bu tıp kelime ama halk kelime olarak bu vücudunun doğal biyolojik enerji, biyoenerji yakalıyor cilt üstünde. Cilt en büyük vücutta organ ve mesela içinde bir rahatsızlık olunca cilt üstünde bölge olarak gösteriyor. İşte bu alet onu yakalıyor ve orada mutlaka bir enerji farklı oluyor. Yüksek oluyor veya düşük oluyor ve bu alet o bölgede, arayan bölgede hemen yapışıyor. Ve birazcık sürerek çalışıyoruz ve o yapışma yok ediyor ve gerçekten o rahatsızlık biraz kayboluyor. İkinci türlü vücut sinir sistem etkiliyor. Sinir sistem etkiliyor ve sinir sistem etki olarak nöropeptitleri çıkartıyor. Nöropeptitleri ve nöromediatörleri. Onları açıklama sizi... halk kelime olarak o vücudunun doğal bir ilaç gibi oluyor. O nöropeptitleri bütün fonksiyonel sistemleri içinde giriyor. Kanı içinde giriyor, limfa içinde giriyor, bütün adaptif sistemleri içinde giriyor. Bu adaptif sistemleri ne demek? Sinir sistem, bağışıklık sistem, hormonal sistem, vejetatif sistem ve vücut tren gibi içinde çalışmaya başlıyor. Vücut kendi kendine eczane gibi oluyor, kendi kendine doktor oluyor. Şu anda bu alet alternatif tıp bölüme giriyor. Bu holistik bir tedavi ediyor. Holistik tedavi bu demek sadece lokal olarak tedavi değil, bütün vücut tedavi görüyor. Çünkü skener felsefe olarak vücut öyle ayrı ayrı yok. Kafa ayrı, kol ayrı, kalp ayrı. Vücut birlikte çalışan bir makine. Onun için bir yerde soru olunca mutlaka bütün vücut etkiliyor. Bu demek bütün vücut bir rahatsızlık da yaşıyor. Bu alet tedavi yapmıyor. Bu alet vücudunun bütün mekanizmaları uyarıyor ve çalıştırıyor. Ama vücut tedavi kendi kendine ediyor. Onun için bu alet hiç sakıncası yok. Biz bir ilaç vermiyoruz.
ağrısız, iğnesiz. Evet, yani. Evet. Bu vücut sadece uyandırıyor. Peki, ama sadece ağrıları mı ilgili? Yok, sadece ağrılar için değil, bütün rahatsızlık. Mesela, çok büyük bir destek var. Veriyor. Neler? Mesela bel ağrısı, bel fıtık. Biz 5 sene önce öyle bir arkadaş, doktor arkadaşlarım var. Biz bir araştırmaya başladık ve öyle bir grup aldık, bel fıtık. Çünkü bel fıtık o kadar çok sık sık bir rahatsızlık olmaya başladı. Çünkü biz öyle oturarak iş yapıyoruz, hareket daha az olunca ve gerçekten omurgaya çok etkiliyor ve o kadar sık sık bel fıtık olmaya başladı ve şu anda insan fazla ameliyata girmek istemiyor. Tam korku var, tam başka bir şüpheli oluyor. Ve biz öyle hastaya çalıştık. Mesela grupta içinde bir beyin cerrah doktor vardı. İşte o MR çıktık ve işte baktık. Artık doktor söyledi, burada artık başka çaresi yok. Ameliyat. Sadece ameliyat, beyin cerrah doktor. Sonra o bizi o hastaya göndermiş ve söyledi, bu hasta ameliyata girmek istemiyorum. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Çünkü ben burada hiçbir destek yapamam. Burada ameliyatsız çare yok. İşte biz o hastayı aldık ve skener tedavi ettik. Ve skener tedaviden sonra tekrar kontrollü MR çektik ve aynısı doktora konsultasyona gönderdik. Aynısı doktor bu tedaviden önce söyledi, ameliyatsız hiç çare yok ve bu tedaviden sonra aynı doktor söyledi, artık burada ameliyat lazım değil. Bu kadar vücut kendi kendine destek verdi ve bu bel fıtık gerçekten yarısı azaldı gibi bu pozisyonda oldu. O kadar demek mekanizma, vücudunun mekanizmasılar o kadar güçlü oluyor ki bazen biraz onu yol göster, biraz güç ver, gerçekten çok büyük savaş için de yapabilir. Bu alternatif tıp diyoruz, iskanet tedavisini. Tıp onaylıyor mu bunu? Ne diyor? Tabii zaten bütün araştırmalar Rusya'da bütün tıp bölümlerde yaptı ve şu anda bu skener tedavi, fizik tedavi içinde bölümde. Rusya'da. Evet, Rusya'da ve bütün ambulansta bütün doktorları yanında bu alet oluyor. Tam tıp olarak vücutta destek veriyor ve ek olarak bu aletli. Bu çok yeni bir şey. Türkiye'de yeni bunu başlıyor ama mesela Almanya'da çok meşhur bu tedavi. İngiltere'de çok meşhur bu tedavi ve çok doktorları bu tedavi kullanıyor ve inanıyor. Ama Türkiye'de taze daha. İnşallah olacak çünkü gerçekten çok başarılı ve çok faydalı bir tedavi.